أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Evet, Kehf suresinin 7. ve 8. ayetini ve Araf suresinin 156. ayetinin birlikte tefsiri olan 17. sözü okuyorduk ve irade-i cüz'iyenin, cüz-i ihtiyarinin dahi fayda vermediğini, bir çare olmadığını söylemişti. Onu anlatmaya devam ediyor. İrade-i cüz'iyenin de bir medet kaynağı olmadığını anlatan bölümü devam ediyoruz inşallah. O cüz-i ihtiyarinin meydanı cevelanı kısacık şu zamana hazır ve bir anı seyyaldir. Hem cüz-i ihtiyarinin yaratmaya, icada gücü yetmiyor ve hem de cüz-i ihtiyarinin müdahale edebildiği, yaratma açısından değil, arzu etme, isteme, yaratılmasını isteme, yaratılmasının talebinde bulunma anlamında dahi olsa, ki vakada cüz-i ihtiyarı bir talepte bulunma imkanı tanıyan özelliktir insanda, ama talepte bulunma dahi, ben gerçekten bir şeyin talep, bir şeyin yaratılması için talepte bulunacağım zaman esbaba teşebbüs etmek manasında kullanıldığında, yani yaratıcım bana ebedi hayatı ver dediğimde değil, yani bir şeyin olmasını istediğimde müdahale edebildiğim, yaratmaya karışmak değil, bir fiil teşebbüs edebildiğim alan şu hazır zamandır. Geçmiş zamana teşebbüsümü yönlendiremiyorum. Gelecek zamana teşebbüsümü yönlendiremiyorum. Yalnızca şu anda teşebbüsümü yönlendirebiliyorum. Yani şu ana cüz-i ihtiyarım ile girebiliyorum veya şu an için, bulunduğum an için girebiliyorum. Buna zamana hazır ve bir anı seyyaldir. Hatta öyle bir zaman ki irade-i cüz'iyemle esbaba teşebbüs ettiğim an sabit bir an dahi değildir. Saniyeden çok daha küçük olduğunu düşünün. Önemli değil ne kadar küçük olduğu. Çünkü o an dahi sabit bir an değildir. Devamlı geçiş halinde olan, akışkan, tuttum dediğin yerde elinden kaçan andır. Anı seyyaldir. Yani bizde irade-i cüz'iyemizle ben şöyle yaparım, şöyle yaparım diye eğer kendi iç dünyamızda bazı şeyleri, bazı meseleleri kontrolümüz altına aldığımızı zannediyorsak, bu noktaya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor müellif. Diyor sen irade-i cüz'iyenle girip de müdahale ediyorum, talepte bulunmak manasında dediğin yer dahi yalnızca bir sabit an dahi değildir. Seyyal, akışkan, geçici bir andır. Daima geçici olan bir andır. Devam ediyorum okumaya. İşte şu bütün ihtiyaçlarımla
ve zayıflığımla ve fakr ve aczimle beraber altı cihetten gelen dehşetler ve vahşetlerle perişan bir halde iken kalemi kudretle sahife-i fıtratımda ebede uzanan arzular ve sermayede yayılan emeller çok özür dilerim. Sahife-i fıtratında ebede uzanan arzular ve sermede yayılan, sonsuza yayılan emeller aşikare bir surette yazılmıştır. Mahiyetimde derc edilmiştir. Cümleyi tekrar baştan okuyup açıklayalım ama İşte bütün ihtiyaçlarımla ve zayıflığımla, yani güçsüzlüğümle, yaratabilme gücüne sahip olmamamla ve bütün fakir ve acizimle beraber, acizim, fakirim. Acizim, yapamıyorum, yaratamıyorum, fakirim, yanımda bir birikmiş birikimim, kudretim veya bir birikimim de yok ki, bazı aletlerim yok ki onlara yaptırabileyim, fakirim. Hani şimdi ona fakirliği para cinsinden tarif ediyorlar ya, yani param da yok ki birisine vereyim, yaptırabileyim. Ne demek? Birikimim yoktur. Yaratma konusunda, yani şimdi ben ihtiyarladım, eskiden yaratıyordum, ihtiyarladım, yapıyordum da şimdi artık yapamıyorum anlamında da değil. Fakirim. Birikimim de yok, araçlarım da yok, yaptıracak araçlarım da yok, kendime ait. Altı cihetten gelen dehşetler, bunu önceden çalıştı, altı cihetten gelen dehşetler insanın arzularının yani geçmişe, geleceğe, hayatının başlangıcına, hayatının sonucuna, sağına, önüne, arkasına bakmak suretiyle yapmış olduğu düşüncelerde, yaptığı araştırmalarda bir çözüm bulabilir miyim? Çünkü çözüm neredeydi? Konumuz bu ayetlerin tefsiri olduğunu unutmayacağız diye devamlı söylüyoruz. Yine hatırlatalım. Çok çok kısa bir şekilde. Her şey güzel yaratılıyor, seviyoruz ama elimizden alınıyor, çürütülüyor. Onlar gitmesin istiyoruz. İnsanın duyguları da sahife-i fıtratımda ebede uzanan arzular. İnsan öyle şeyler istiyor ki bu sevdiğim güzellikler devam etsin istiyor. Bu, çünkü ebede uzanan arzularımız var. Sermede yayılan emeller var. Yani sonsuza dek böyle olsun. Hiç kimse, insan, benim bir çocuğum olsun, o çocukla güzel günler geçireyim, mutlu hayatım olsun ama o çocuk sonunda ölsün istemez. Yani o çocuk sonunda hasta olsun, yataklara düşsün istemez. Hep mutlu olsun, hep mutlu olsun, hep mutlu olsun. Hatta öleceğini düşünmez. Öleceğini düşündüğü anda o mutluluk emelleri bir sona ulaştığı için rahatsız olur, zevki, lezzeti elinden gider. Onun için onu sanki ölmeyecekmiş gibi düşünerek sevmeye başlar. Yani emeller ebede uzanmıştır, sonsuza uzanmıştır. Benim o sevdiğim, arzu ettiğim, özlemini çektiğim güzelliklerin, mutlulukların devamlı olmasını istemem. Fakat buna karşı kendimde hiç o devamlılığı sağlayacak bir güce sahip olamamam söz konusudur. Yani bir taraftan hiç gücüm yok, bir taraftan çevremde de bana yardım edecek, yani geçmişimden, yani benim gücüm yok ama ileride olacak diye bekleyemiyorum veya eskiden vardı diye de bir ümit kaynağım olmuyor. Çünkü icat etmede
gücüm yok. İcat etme kabiliyetim yok. Bir şeye icat ettirmesi için o şeyi görevlendirme kabiliyetim de yok. Ben yapamıyorum. İcat edilmesini istemekten başka bir özelliğim yok. İşte bu isteme fiili de, icat edilmesini arzu etme fiili de benim kapasitemle karşılaşınca, kapasitem arzularımın ebede ulaşmasını istiyor. Arzularım ebede yöneliyor. Sonsuza yöneliyor. Sonsuza yönelen arzularımı nasıl olur da tatmin edebilirim diye düşündüğüm zaman elimde kendime ait, kendi kontrolüm altında hiçbir kaynak bulamıyorum. Belki devam ediyorum okumaya. Ebede uzanan arzular, sermede yayılan emeller aşikare bir surette benim fıtratımda yazılmış. Yani kendi varlığımda var bunlar. Mahiyetinde derc edilmiştir. İnsanın bu çelişkili hali tanıması lazım. Hepimizin buna çok iyi vakıf olması lazım. Yani hani biraz efendim tevazu lazım bize, biraz zühd lazım bize, ne bileyim bir tas çorba, bir ekmek yeter, meselemiz onunla hiç alakası yok. Hani bunlar önemli konular değil aslında. Yani bir tas çorba, bir parça, bir somun ekmek yeter bana, başımı sokacağım bir odalık yer olsun yeter. Bunlarla hiç alakası yok. Bunlar bizim yaratılışımızda hiç alakası olan konular değil. Esas kendini tanımaktır. Mahiyetinde, insani mahiyetinde neler var? İnsani mahiyetinde yaratılan güzelliklerin sevgisi var, özlemi var, daimi olmasını isteyen arzum var. Her şey en mutlu olacağım şekilde olsun. Bunu çok iyi yakalamam lazım. Yoksa kendimi kandırmam çok mümkün. Buraya çok dikkat etmek lazım. Efendim ben fazla bir şey istemiyorum. Hayır hayır, ben cennet istiyorum. Yani mutluluğun ebedi olmasını istiyorum ve bu mutluluğun ebediliğini şimdiden yaşamak istiyorum. Yok cebim, önümde bir tas çorba değil, iki tas çorba olsun, beş tas çorba olsun, bunun hesabıyla insanın insaniyeti itibariyle alakası yok. O çok cüz'i bir meseledir. İnsaniyetimiz, yani ben ihtiyaç sahibiyim, şunu istiyorum, açlığımın giderilmesini istiyorum, sevgi duygumun karşılanmasını istiyorum. Her şey en sevimli şekliyle benimle beraber olsun istiyorum. Cenneti istiyorum. Yani cennet gibi bir hayat istiyorum. Ama bunu ben kendim, fıtratımda bu istek var, bu arzu var. Bunu ben kendim gerçekleştirmem için elimde hiçbir güç yok. Yani bir tas çorba olsa yeter diyen insan dahi bir tas çorbayı kendisi icat edecek güce sahip olmadığının farkında olması lazım. Esas mesele burası. Esas mesele bursa o bir tas çorba değil, bir kaşık çorbayı bile ben icat edemem. Bunu anlamam lazım. Bu benim kapasitem dahilinde değildir. Bunu anlamam lazım. Peki bir tas çorbayı ben icat edemem. Bunu anladım. Ne istiyorum? Bir dinle bakayım kendini, sen ne istiyorsun? Her şeyin en mutlu halinin ebediyen devam etmesini isteyen duygularla donatılmışsın. Emellerle, arzularla donatılmışız hep beraber. Bu arzularım nasıl gerçekleşecek ya diye sormam lazım. Ben istemiyorum, ahirette bana verilecek. Yani önce burada bu arzuların verilebilecek olduğundan emin olmam lazım.
bu arzularım nereden geldi, neden yani Allah bunu verecek diyorum, ben bu sonucu nereden çıkarttım? Yani ben bir torba, bir kaşık çorba bana yeter, bir tas çorba bana yeter dedim diye imanın şu dünyada gerçekliğini anladım anlamına gelmez. Yok evimi yüzlerce değişik yemeklerle, saray yemekleriyle dolduruyum anlamı da hiç alakasızdır. Bu konular esas imani meseleler çözümlendikten sonra, yani ben yaratıcımı şu şekilde tanıyorum, şöyle beni şu özelliklerde yaratmış, bu özelliklerimin karşılığını verebilen olduğundan emin oldum dedikten sonra, dünya ile irade-i cüz'iye açısından ilişkilerimde bu imanın gereğince nasıl bir tavır takınacağım sorusu söz konusu olabilir. Ondan önce kendimi tanımadan, arzularımı tanımadan, sonsuza uzanmış emellerimi, bu sevimli dünyanın sevimli yönünün sonuna kadar hiç çürümeden, toz olmadan, toprak olmadan, pörsümeden, eskimeden devam etmeyen bu halinin ben devam etmesini istiyordum ama niye böyle oluyor sorusunun cevabını bulmadan, kalben mutmain olmadan başka bir mevzunun gündeme getirilmesi, onu Budistler'de, Hindu mankları da, onların yani ne diyelim, mank Türkçe ne diyorlar bilmiyorum ama hatırlayamadım. Din adam ermişleri mi diyelim? Onlar da bir çorba, bir kaşık, bir tas çorbayla yaşıyorlar ama yaratıcıyı bilmiyorlar. Kesisler, keşişler herhalde. Yani bunlar da, keşişler de meseleyi halletmeden, biz de dünyada hiçbir şeye muhtaç olmadan yaşayalım diyorlar. Niye? Yaratıcıyı tanımak için değil ki. Yok çünkü yaratıcı kavramı onlarda. Demek ki mesele bu değilmiş. Bu yaratıcıyı çok iyi tanıdıktan, bütün esmasıyla ve sıfatıyla tanıdıktan sonra bizim muhatap olacağımız bir konudur. Yaratıcıyı bütün sıfatlarıyla tanıdıktan sonra, kendim ile yaratıcım arasındaki ilişkilerinin temellerini benim tam kalbimin ikna olacağı bir şekilde temelleri attıktan sonra, peki şimdi ben irade-i cüz'iyemle dünyaya karşı irade-i cüz'iyemi kullanarak ilişkiye geçtiğimde yaratıcımdan ne isteyeceğim, bu dünyada ne isteyeceğim dediğim zaman söz konusu olan bir konudur. Yeter ki bu dünyada istediğinin, yani çok az da, çok mütevazi de olsa, bir lokma, bir hırka da olsa, kimden istediğini bilmektir. Bir lokmayı, bir hırkayı kimden istiyorsun? Bunun ne kadar şuurundayız, ne kadar bu bir lokma, bir hırkayı da verecek olanın, bütün kainatı yaratan, beni sonsuza uzanmış emellerle donatan Halık'ım olduğunu bilmemle mümkün olabilir. Bir lokmayı, bir hırkayı kimden isteyeceğim? Yoksa bir lokma, bir hırkayı kimden istediğimi bilmeden ben az ile yetiniyorum demekle kendimi cennete namzet görürsem kendimi kandırıyorum demektir. Allah'ın rahmeti sana verirmiş, onu bilemem ama kendimi kandırıyorum demektir. Önemli olanın ne olduğunu tespit ettikten sonra irade-i cüz'iyemizle dünya ile ilişkimizi nasıl kuracağız? Rabbimize, ya Rabbi sen Rahmansın, kudretin sonsuzdur. Bir kastik, bir kase değil, bir tencere değil, daha büyüğüne ne diyorduk? Daha büyük tencere denmezdi, onunla kazan.
sen bir kazan çorba yaratmakla bir kaze çorba yaratmak arasında senin kudretin açısından hiçbir fark yok. Ama ben bir kase çorbayı kendime şimdilik yeterli gördüğüm için ben şimdi bir kase çorba ile meşgul olmak istiyorum. Bir kazan çorbayı ne yapayım? Kendimi onunla meşgul ettiğim zaman seni unutuyorum. Çorba sanki kazanın içine düşüyorum gibi düşünün. Bu şakadır söylediğim. Kazanın içinde kendimi kaybediyorum. İstemiyorum. Ben dikkatlerimi senin vericiliğinde, senin nimet vericiliğinde, senin ikram ediciliğinde, senin ihsan ediciliğinde toplamak istiyorum ben. Yoksa saniye yakalattırmamak için alışmış onu öyle. Çok ayıp ayıp diyorsun ama. Evet. No, yanlış yaptım. No. Evet. Benim bütün konsantrem seni yani nimetlendireni tanımaktadır. Tanımak üzere olmalıdır. Nimetin azlığı, çokluğu üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü sen mutlak olansın. Azla çok senin indinde, senin kudretinin, rahmetinin karşısında eşittir. Bir kasede yaratırsın, bir kazanda yaratırsın, hiç fark etmez. Ama benim açımdan mesele var, problem var. Ama mün'imi tanımak birinci aşamadır. Mün'imi tanıma aşamasından geçmeyip, kendimi daha az çorba içerek mün'imi tanıtacağım demek kendini kandırmaktır. Mün'imi tanıdıktan sonra daha az çorba istemek ise istikamette olmaktır. İman terbiyesi dediğimiz mesele de budur. İman terbiyesinden geçmeyen bir kimsenin kendisini zühdle yaşayarak imanı elde edeceğini zannetmesi şeytanın bir kandırmacasıdır. Sen şimdi az çorba içe 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 ereceksin. Ereceksin diyor. Armut gibi erersin o zaman. Gerçekten az çorba içe içe Budist keşişleri gibi olursun. İncecik olursun. İyidir yani şişman olmaktan mesele değil ama olmaktan iyidir de ama hiçbir şey ifade etmez ki, bir fazileti yok ki. Rabbi tanıdıktan sonra hırslı olmamak güzeldir. Rabbin rahmetinin mutlakiyetini tanıdığın için gelecek endişesinden, ona olan itimadından dolayı kendini kurtarman güzeldir. Yoksa sayıların, miktarın, çeşitlerin mutlak yaratıcının mutlak özellikleri karşısında hiçbir önemi yoktur. Bunlar prensip itibariyle, düstur itibariyle önemli konulardır. Onun için Kur'an iman eğitimi yapar. Onun için Resulullah imanın hakkaniyetinin eğitimini yaptıktan sonra insanlara şöyle şöyle yaşayın demeye başladı. Şunlara gerek yok, dikkat edin diye, yani nefsi Allah'a tanıttıktan sonra nefsin dünya ile olan ilişkisini düzenledi ki ona biz şeriat kuralları diyoruz. İyi dikkat edelim. Kur'an'ın insanı eğitime götüren 13 yıllık, 14 yıllık eğitim sürecinde
bizim şimdi muamelata, hayatımızı düzenleyen, amellerimizi düzenleyen konuya temas eden ayet bulamazsınız. Neden? Rabbini tanımayan bir insanın Rabbin iradesine göre ne yapacağını gündemine getirmesi anlamsız da ondan. İyi tanıyalım. Bunlara iyi dikkat edelim. Sıralamaya iyi dikkat edelim. İnşallah. Evet. Belki insan kendisini tahlil ediyor şimdi okuduğumuz bölümde. Altı cihetine baktı, bir medet bulamadı. Arzularının gerçekleşmesi için elinde ne var diye baktı. İrade-i cüz'iyesi var. Onun da yaratıcılık hiçbir özelliği yok diye anladı. Devam ediyor şimdi kendini tahlil etmeye. Ya ben neyim? Ne oluyor bu dünyada? Ben ne yapmam lazım? Nasıl olacak peki ben ile çevrem arasındaki ilişkilerimi hangi esaslara oturtacağım? Maddi yönden, muamele yönünden değil, anlayış yönünden, kavrayış yönünden, yorumlama yönünden. Bunlara çok dikkat edin. Yani ağaca nasıl muamele edeceğim, hayvanları nasıl koruyacağım, sokakta gördüğüm hayvanları toplayıp onlara yem vereceğim, öyle değil. Ya bunu konuşmuyoruz biz. Hayvanın varlığı ile senin varlığın arasında insani yorumun ne olacak? Yani bu hayvan niye var? Bu değişik değişik hayvanlar niye yaratılmış? Ağaçları koruyalım, yeşillendirelim etrafımızı değil mesele. Yeşillik niye var? Niye ben yeşilliği seviyorum? Madem yeşillik güzel de niye bir de sonunda kuruyor bunlar? İşte ayet-i kerime bunu anlatıyor. Niye kuruyorlar? Bu hayvanlar çok güzel, çok tatlı ama niye bunları böyle güzel, nasıl olduysa, kim yaptıysa neden bir de öldürüyor? Bunu çözümlemeden Hayvan Koruma Derneği'nde hayatım boyunca yaşarsın şey gibi hayvan çiftçisi yapan hayvan besicisin olmaktan öte hiçbir şey olamazsın. Hiçbir yere ulaşamazsın. Bunlar sana hiçbir şey ifade etmez. Hayvanların için korumak istediğini sorgulamadan bu duygu sana nereden geldi, niçin verildi? Bunları sorgulamadan Hayvan Sevenler Derneği'ne üye ol, her ayda paranı dök, bu hiçbir şey olmaz. Hiçbir insani faziletin gelişmez, bunu anlamak lazım. Hayvan Sevenler Derneği'nde biz niye hayvanı seviyoruz diye seminerler verirlerse işte bu bir işe yarar. Niye bende böyle bir sevgi var derse işte bu bir işe yarar. Kur'an bu soruların cevabını veriyor. Veya Yaratıcım bana bu soruların cevabını vermek üzere konuşuyor. Kur'an'ı iman eğitimi yapan rehber kitaptır. Yaratıcımın konuşmasıdır diye okumak lazım. Bunu her gün söyleyeceğiz. Her yerde söyleyeceğiz. Herkese söyleyeceğiz. Sen Kur'an'ı niye okuyorsun diye. Okuduğun zaman ne okuyorsun? Yani CD'lerde, internette 10 çeşit, 20 çeşit dünyanın en meşhur hafızlarının okuduğu Kur'an senin eline MP3 derler herhalde. MP3 diye bir makinenin içine doldurursun. İstediğin zaman senin yanındadır artık. Onun neredeyse bir fazileti kalmadı. Yani iki kişi yoksa yeter. Herkes onları internetten her zaman kendisi için, yani bütün milyonlarca, milyarlarca tüm insan her zaman onlara ulaşabilir. Niye ben bu kaynak ile muhatabım? Bana ne veriyor bu kaynak? Yani dinleyip de ruhum rahatlıyor. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Nedir bu kaynakta benim ruhumu rahatlattırıyor? Ne diyor bana? Bir de onun manasını anlasam, düşünün şimdi. Yani mahalini okuyayım anlamında demiyorum. Onun esas bana, Rabbimin bana konuşmasının ne demek olduğunu, ne demek benim yaratıcımın bana konuşması. Bu
sorunun cevabını araştırmak için Kur'an okunur başlangıçta. Bunlar sorulur. Yani artık çok dikkatli olmamız lazım. Kur'an ile bağımızı hangi esaslara göre kurmamız gerektiği öncelik kazanacak. Yoksa herkes şimdi eskiden Kur'an okumasını bilmiyor çocuklarımız diyordu. Hiç gene televizyonda affedersiniz internette Kur'an telaffuzu, tecvidi öğreten dolu program var. Yeter ki sen Kur'an'ın değerini anla, onu öğretecek olan çok kişi var. Ama nedir Kur'an'ın değeri? Benim için ne ifade ediyor dediğinizde onu öğreten kaynaklar çok az. Yani hizmet dediğimiz, muhtaçlara ulaşma dediğimiz olay artık kanal değiştirdi, öyle söyleyeyim. Kanal değiştirdi. Yani yıllar öncesinden Kur'an okumasını öğretmek en büyük hizmet gibi görülüyor idi. Çünkü Kur'an okunması yasaktı, okutulması yasaktı. Hala da yasak da resmi olduğu zaman, yani seküler tarzda okuttuğun zaman yasak değil. Hala yasak. Müslüman yerlerde, çok çok yerlerde Kur'an'ın iman eğitimini yapmak yasak. Yaptırtmazlar sana resmen. Hala yasak. Onun hala yasak olduğunun dahi farkında değiliz. Çünkü böyle bir ihtiyacımız yok ki bu ihtiyacımızdan mahrum bırakılıyoruz diye fark edelim. Farkında olalım. Önemli değişmeler oluyor. Bunun bu değişmelere karşı kendimizi uyarlamamız lazım. Hangi zamanda ne ihtiyaç var? Değil mi? Akşam oldu yatma, dinlenme ihtiyacım var. Sabah oldu maişetimle meşgul olma ihtiyacım var. Zaman ne, karnım acıktı yemek yemeye ihtiyacım var. Susadım. Susayan adam yemek yemez, su ister. Su vermek lazım. İhtiyaca göre düşünün. Şimdi en büyük ihtiyaç bana konuşan Rabbin, ne demek bana Rabbin konuşması sorusunun cevabını araştırmaktır. Çünkü unutuldu. Bilmiyoruz niye. Kur'an bizim kitabımız diyoruz, ne demek? Bilmiyoruz. Kendimizin biz neyiz sorusunun dahi cevabını bilmiyoruz. Ben Müslümanım, ben burada işte doğdum, büyüdüm, bilmem ne vatandaşıyım, Müslümanım diyorum. Yani senin varlığın ne kardeşim? Yani Müslümanlığın veya bilmem ne vatandaşı oluşun, yok erkek mi kadın mı oluşun, onları bırak da senin onun hepsinin tabanında olan senin var olmanın anlamı ne senin için? Temel yok. Var olmanın anlamını bilmeyen, onun üzerinde eğitim görmeyen yaratıcısının senin varlığın şu anlama gelir diye yapmış olduğu o Kur'an'daki binlerce ayeti bununla ilgili olarak görmeyen bir insanın Kur'an'ı ezberlemesinden ne çıkar ki? Temeli kaybetmişiz. Yani Kur'an ezberlemeyelim arkadaşlar. Yani meşhur şarkı ezberleyelim anlamında konuşmadığımızı bilecek kadar akıllısınız. Yani insaflısınız değil mi? Temelin kaybolduğunu, o temelin ortaya çıkartılması, Kur'an'ın iman eğitimi yapan bir eser olduğunu, daha doğrusu Rabbimin bana kendisini tanıtmak için yapmış olduğu bir konuşma olduğunu, benim de böyle bir tanıtıma, tanımaya ihtiyacım olduğunu unuttuk. Öyle bir şey yok ortada dünyada. Böyle bir eğitim yapmak artık, ya biz Müslümanız kardeşim tamam dedikten sonra insanlar böyle bir eğitim yapmanın bir ihtiyaç olduğu konusunda bir çaba gösterme ihtiyacı hissetmiyorlar. Mesele ekseninden kaymış. Kendimizi yüzeysel meselelerle meşgul etme durumuna gelmişiz. Bunun için devamlı
ya bir dakika biz yani bir kaşık, bir çorba, bir lokma, bir hırkma, züğüt müğüt bırak bunları. Sen kimsin? Sen şimdi onlarla uğraşacak zamanın yok ki. Çünkü sen kimsin olduğunu tarif etmiyorsun. Sorun bakalım dünyada insanlara, çevrenizdeki insanlara. Şu veya bu şekilde, tatlı bir şekilde, kırmadan, incitmeden sorun. Sen kimsin de adını söyler. Ya adın önemli değil yani. Adın Ahmet olur mu? Baban annen koymuş bir isim. Sen nesin de vatandaş olduğunu söyler. Bilmem ne vatandaşıyım der. Ya değil der. Yani sen kendini nasıl görüyorsun? Ha biraz galiba dinden bahsediyor bu adam. Müslümanım der. Tamam da neden? Yani sen nesin ki de neden Müslüman oldun? Anlatamazsın arkadaş. Yani senin varlığın ne anlama geliyor bunu soruyorum diye anlatamazsın. Neden? Çünkü böyle bir sorunun varlığından haberi yok insanların. Varoluşun soru olduğundan, en önemli meselemiz olduğundan, en önemli çözülmesi gereken meselemiz olduğundan haberimiz yok. Varlığımızın ne demeye geldiğinden haberimiz yok. Yani o kadar yüzeyselleşmişiz, o kadar sathi bir din anlayışının içerisinde kavga edip duruyoruz. Yok sen şu mezhepten misin, bu mezhepten misin, şu dinden misin, bu dinden misin, yok bilmem ne müessesesini şunlara kaptırmayacağız, şu millete kaptırmayacağız, aman Ermeniler böyle, Rumlar böyle, Türkler böyle, nerelerde kavga ediyoruz farkında mısın? İnsanın ne olduğunu bilmeyenler, onun üzerinde hiç kafa yormamış olanlar, çok şiddetli bir şekilde Rum mudur, Ermeni midir, Türk müdür, Kürt müdür, Yunan mıdır diye konuşuyor. Kardeşim sen insan nedir? Onu bana bir anlat bakayım önce. Hayat sahibi olmak ne demektir? Hayat sahibi varlık olmak ne demektir? İnanır mısınız? Kur'an bize bunları anlatıyor. Rumları, Ermenileri, Yunanları anlatan bir kitap yok. Yaratıcımın hepsinin yaratıcısı o. Sana senin insanlığını anlatıyor. Kur'an'ı var olmak ne demektir? İnsan olmak ne demektir? Hayat sahibi olmak ne demektir? Şuur sahibi olmak ne demektir? Sorularının cevabını veren bir kaynak olarak oku, hayretten kafanı secdeden kaldıramazsın. O maksatla okumadığın için Kur'an'da böyle bir şeylerin anlatıldığını hiç görmüyorsun. Tüsebbühü lehus semavatü seb'u vel ard ayeti okunduğu zaman ya bunu melekler mi yapıyor diye konuşuyorsun. Allah'ın melekleri var, onlar Allah'ı tesbih ederlermiş. Diyorsun. De öyle abi. Yani maalesef arkadaşlar ben bilgi aktarımını sevmiyorum. Bilgi aktarımı var ya, bilgi aktarımı işte 17. sözde Üstad Hazretleri şöyle diyor, artık bunların modası geçti arkadaşım, geçti, bunlarla uğraşma. Temel varoluşsal insani meselelerimizin cevabını ver bana var olmak ne demek olduğunu anlat lütfen. Elinde risale olanlar, Kur'an'ı iman eğitim iman yönüyle tefsirini yapan kitaplar elinde bulunduranlar, o kitaplardaki iman terbiyesine fokus olun. Bir, yani şu anda ben size desem ki, sizi itham etmek için söylemiyorum, mesele açıklığa kavuşsun diye, züğüt müğüt önemli değil desem, hemen içinizden önemli canım, şimdi her şey Müslüman olarak mı yaşayalım yani diyecek arkadaşlarımız çıkacak. Korkarım. Zaten piyasa onunla dolu da hep iman eğitimi deyip durduğumuz şu odada bulunan arkadaşlar bile canım züğüt önemli değil yani şimdi amellerimiz hiç mi önemli değil diyecek arkadaşların çok olduğunu
kelimeler grubundaki yapılan tartışmalarda görüyorsun. Hala yani deyip ille de yüzeysellikte kalmak istiyoruz. Dur bakayım kardeşim, sen varlık meselesini sordun mu? Ne, kendi varlığına Kur'an ne diyor gördün mü? De Kur'an bana ameli emrediyor diye konuşuyorsun. Amelin ne demek olduğunu biliyor musun? Onu bile çözmemişsiniz. Yani elinde Kur'an risale olup da risalenin iman eğitimi yapması ana mesleği olduğunu her zaman okuduğu halde hala risaledeki iman mesleği vurgusunun ne demeye geldiğini 10 yıl 20 yıl risale okuyor hala anlamıyorum. Bu da beni kendi dünyamda utandırıyor. Bu eserler böyle mi muhatap olunacaktır diye. Hele hele Kur'an'a hiç zaten muhatap olacak mecalimiz yok. hiç Kur'an'a muhatap olacak mecalimiz hiç yok zaten. Şöyle de söyleyin isterseniz, bir geçin çevremize, bir bakın, Kur'an'ın iman eğitimini yapıyor, imani meselelerini anlatmak üzere Kur'an'a bakacağım, okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bismillahirrahmanirrahim'in imani değeri, imandaki değeri nedir diye soran bir tefsir okudunuz mu? Ama çok eskilerde vardı da, hatta yani Selefi Salih'in hukukuna tecavüz etmeyelim, ama sultanlar piyasayı ele geçirdikten sonra sultanlar yönetim için dini alet etme usulünü hakim kıldıktan sonra bitti. Orada bitti. Ona dikkat edin. Dikkat edelim. Bismillahirrahmanirrahim imani açıdan bana ne anlatıyor? Ne demek istiyor? Bana benim varlığımı izah etme bakımından ne demek istiyor? Sorusunu sorduğunuzda karşınıza alacağınız cevap, işte iyi hayır ameller yaparken Bismillah diye başlamak lazımdan başka cevap bulamıyorsunuz. Her işinize Bismillah diyerek başlayın nasihatını veren yüzeysel, doğru da çok yüzeysel kardeşim, çok yüzeysel, çok sathi. Ama Bismillah her hayrın başıdır. Hayır, vücut mahz-ı hayırdır tarifiyle gelen zamanımızda bir tek Risale-i Nurlar var. Bunun değerini yerinde kullanmak suretiyle, amacına uygun kullanmak suretiyle bilmemiz, kıymetini bilmemiz lazım. Buna çok referans vermeyi, bunu kendi aramızda başkalarıyla bunları konuşmamız gerekiyor. Yoksa topluma nasıl iyilik yapacağız falan diye kendisinin ne olduğunun farkında olmayan insan topluma yararlı olmaya kalkıyor, aman Allah. Bu kadar eksen kayması olamaz. Ama maalesef bu 21. asır bu eksen kaymasını neredeyse %100 denecek oranda yaşıyor. Meseleleri eksene getirmek için çok tekrar lazım. Çok tekrar lazım. Evet. Risale okuyoruz. Risale-i Nur'u kapattıktan sonra başlıyoruz şu zühd müdür, bu zühd müdür diye fiiller üzerinde konuşmaya. Bir insan varmış, istedim size söyleyeyim. Birisi varmış, hiç çok yemek yemezmiş, çok az yermiş, işte geceleri de uyumazmış dediğimiz zaman, bakın çok az yemeyi, gece uyumamayı
insaniyet için fazilet ölçüsü almaya başladık. Rabbini nasıl tanımış ile fazilet ölçüsü aramıyoruz. Eksen kaydı. Eksen kaydı. O arkadaşlarımızdan haberdar olanlar ya da kelimeler grubunda bu mevzu beni çok meşgul etti. Anlamaya çalışıyorum. İnsanların nerede boşluklarımız var hepimizin. Anlamaya çalışıyoruz. Bakıyorum. Gerçekten mesela toplumda hakim olan ya bu kişi şöyle midir, böyle midir sorulan. Yani bir arkadaş edineceksin. Arkadaş edineceğin kişinin öncelikle ameline bakıyorsun. İmanını sorgulamak aklımızdan geçmiyor. Çünkü zaten iman tamam yani öyle üzerinde durulacak bir konu önemli değil anlamında demiyorum. Amel yaparsa iman var demektir diye. Onu kabul etmişim. Bunlar çok önemli. Bir insan amel yaparsa mutlaka iman var demek değildir ki. Takliden de yapıyor olabilir. Hiçbir değeri yoktur taklidi imanın. Taklidi amelin, taklidi imandan gelen amelin hiçbir değeri yoktur. Bunu anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Anlamamak için sanki direniyoruz. Çünkü kafamız yani yıkanmış diyeceğim, yıkanmış değil. Kafamız küflenmiş. Artık çarklar dönmüyor bu konuda. Yani bu konular, bunların çok önemli olduğunu mutlaka anlamamız lazım. Benim kanaatime göre. Peki ya buradaki anlatım tarzları bize hep onları söylüyor. Bak ben sonsuza uzanan emellerimin, arzularımın tatminini istiyorum. Fakat elimde bunu tatmin edecek hiçbir güç yok. Onun için bir insan sana sorduğunda senin ihtiyacın nedir kardeşim dediğinde benim ihtiyacım ne biliyor musun sana söyleyeyim mi? Şu dünyada gördüğüm, sevdiğim ne varsa, neler varsa şu dünyada görüp sevdiğim neler varsa onların hepsinin ebediyen hiç değeri kaybolmadan beni tatmin edecek şekilde var olmasının devamına ihtiyacım var. Önce bunu bir anlayalım. Bunu var edebilecek kim olabilir? Bundan emin olmaya ihtiyacım var. Bunu tespit edelim. Bu nereden gelebilir? Bana bu duygu nereden gelmiş? Bunları anlayıp bu konularda kesin kanaat sahibi olmaya yani öyle ben kabul ediyorum canım değil. Aklen, kalben, ruhen mutmain olmaya ihtiyacım var. Benim ihtiyacım bu. Sana yemek vereyim. Kardeşim yemeği herkes verir. Git gibi bir Hristiyan kilisesine. Her zaman orada bir aşevi vardır. Sana yemek verir. Onu herkes verir. Git bir masonluk müesseseye. Orada da fakir fukaraya para toplarlar. Onu herkes verir. Bana ben niye varım bunu anlatacak adama ihtiyacım var. Bunu söyleyebildik mi? Hangimiz söyledik? Hangimiz ihtiyacımızı birisine belirtirken bunu gündeme getirdik? Ben getirmedik, siz getirmediniz diye itham için konuşmuyorum. Allah muhafaza etsin. Ne kadar bizim dünyamızda ön planda bu sorular. Bunların farkına vardığımız zaman şu okuduğumuz kitabın bu ayetleri yine mevzunun başında geçen ayetleri yani tefsir ettiği ayetleri Kehf suresinin 7. 8. ve Enam suresinin 32. ayetlerini niçin böyle tefsir ettiğinin hikmeti karşısında yani çarpılmamız lazım. Ben böyle bir din anlama, din kavrama, dine muhatap olma ihtiyacını hiç hissetmedim. Böyle ihtiyacıyla bu şekilde konuşan ne bir hoca dinledim, ne bir vaiz dinledim, ne bir hutbe duydum.
benim hani çocuğumu veya kendimi Kur'an okutmak için gönderip dini eğitimini alsın diye gönderdiğim yerde böyle bir şey anlatılmıyor. Ama canım dini eğitim gören müesseselerimiz var. Böyle bir açıdan Kur'an çalışılmıyor. Çalışmak istediğiniz zaman dirsekle çaktırmadan dışarıya atılıyorsunuz. Ne oluyor? Sormamız lazım. Ne olup bitiyor burada diye sormamız lazım. Kendime ben neredeyim diye, kendimi nelere ihtiyacım var diye mümin feraset sahibi olur. Demek ki o ferasetin kaynağı imandır. O imanı elde etme duasında bulunmadan feraset sahibi olamazsın. Ne olup bittiğinin de farkına varamazsın. Sokaklara dökülürsün, İslam için bilmem ne yapıyorum diye bağırır çağırırsın. Bunu da İslam siyasal bilinçlenmesi olarak görecek kadar aptallaşırsın. Senin de zaten sokağa çıkıp serseriler gibi bağırıp din adına komik duruma düşüp iğrenç duruma düşüp insanların nefretini kazanacağın için böyle bir duruma gelmenin planlarına kurban gidersin. İyiye dikkat etmek lazım. Kendimize dikkat etmek lazım. Ne istiyorum sorusunu yerinde sormam lazım. Ben ne istemek için varım sorusunu kendime sormam lazım. Evet. Buradaki anlatılanların bana hatırlattıkları bunlar. Ya burada öyle bir şey demiyor. Belki dünya, okuyorum şimdi. Belki dünyada ne varsa numuneleri fıtratımda vardır. Umum onlara karşı alakadarım. Onlar için çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Çalışıyorum. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Ya kardeşim, yazara soruyorum çünkü kitabın müellifine soruyorum. Ya kardeşim bunları niye bana anlatıyorsun? Bana zühd ve takva ile ermiş bir zat olarak nasıl yaşayacağımı öğretmen lazım. Ne kadar az yiyeceğimi öğretmen lazım. Bunlardan ne bahsediyorsun? İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Gözün nazarını bırak, kalbin ve hayalin nazarını gündeme getirince kainatın tümünü kapsıyor. Aa, sen bu kadar hırslı mı olman lazımdı diyesi geliyor insana. Sen nelerden bahsediyorsun? Yahu İslam bizim dinimiz tevazu dinidir, zühd dinidir, takva dinidir diyesim geliyor. Doğru mu düşünüyorum? Neden? Yanlışsam neden? Neden bu zat bana böyle şeyler söylüyor? Doğru mu söylüyor? Beni nereye götürecek bu zat böyle diyerek? Çok hırslı bir adam mı yapıyor ya? Bana bir çorba ekmek yetmez miydi yani? Ne istiyorum ki? Bu dünyada, fani dünyada diyecek mütevazi insanlara ihtiyacımız var, eğiticilere ihtiyacımız var diyesimiz geliyor. Görüyor musunuz? Beklentilerimiz, arzularımız, ihtiyaçlarımız ne kadar merkez eksenden uzaklaşmış, kafalarımız ne kadar birinci değil. Hani hep böyle bin deyince birle karıştırırlar diye, birle bin arasında eğer bir rakam söyleyecek olursak kafalarımız ne kadar 999. meselede meşgul edilmiş, bin seneden beri yavaş yavaş kayan bir ekseni yerine oturtmaya çalışıyorum diyor müellif. O minval üzerine bana senin ihtiyacın kainatın geçmiş ve geleceğiyle birlikte tümünü kapsayacak kadar geniştir. Farkında mısın diyor.
diğeri de benim karşıma geliyor. Ben çok az yerim, çok az uyurum. Ben çok ermiş bir zatım, benim dinlediğimi dinleyin diyor. Bir dakika diyorsun, ben şimdi ne yapacağım? Değil mi? Şaşırdım kaldım diyorum. Dikkat edin. Meslek kaymasına çok dikkat etmek lazım. Hatta ihtiyaç dairesini basın ne kadar genişletiyor. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır, ihtiyaç vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Neyi elde etmemişsem ben onun muhtacıyım. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Aa, ne kadar haris, ne kadar kaprisli bir insan tipi mi çiziyor acaba müellif? İyi dikkat edelim. Çünkü bizim eksenimize göre öyle görünüyor. Halbuki bakın hangi eksene getiriyor. Senin bu ihtiyaçlarını kabul etmen lazım. Benim bu ihtiyaçlarımı kabul etmem lazım. Benim ihtiyaç dairem elimde ne yoksa odur. O kadar ki kainatın hepsi falan vız gelir diyeceğim. Onun yanında o ihtiyaç dairem karşısında. Peki bu kadar muhtaç olan bir kapasiteyle niye varım ki? Neden benim varlığım böyle bir ihtiyaç hamuru içerisinde yoğrularak yapılmış ki? Kim yapmış beni böyle? Neden böyle yapmış? Bunları düşünmek şart. Daha doğrusu bunları düşünmek farz-ı ayındır. İmanın hakikatlarını öğrenmek, tafsilen öğrenmek bütün insanlar için en önemli mesele manasında farz-ı ayındır. Diğerlerini başka yerden kopyalayabilirsin, Google'dan öğrenebilirsin. Farz-ı kifayedir. Bir kişi internette yazsa yeter. Okursun oradan. İnternet zaten şimdi insanların her evinde diyecektim. Evinde de değil, cebinde. Hiç bilmediğin bir konuda bir bilgi etmek istiyorsan cebinde duruyor o bilgi. Basarsın düğmeye, search dersin, araştır dersin, getirir önüne koy. Bitti. Yani verilen bilginin hiç değeri yok anlamında değil. O bilgiyi elde etmenin artık hiçbir zorluğu ve dolayısıyla da kıymeti kalmadı. Esas mesele Google'un cevaplamadığı meselelerdir. Ben niçin sonsuz ihtiyaçlarla alude, karışık, o ihtiyaçlar içerisinde yoğrulmuş bir hamurdan yapılmışım? Buna çok dikkat et. Bu sorunun cevabı Google'da yok. Bu sorunun cevabını hiçbir Kur'an hafızı veremez. Klasik tefsirlerde de bunun cevabını elimizdeki meşhur edilen, yaygın olan, hani hep böyle paralar verip de bedava dağıtılanlar var ya, o kitaplarda yok. Ehli dünyanın parasıyla dağıtılmış kitaplarda yok. Bu sorunun cevabı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Elde bulunmayan ise hadsizdir. Ne elimizde yoksa ihtiyacımızdır. Çok şeye muhtaç olarak varım ben. Öyle var edilmişim. Neden? Halbuki bakın şimdi güzel bir kontrasta getiriyor. Güzel bir bağlama, siyah beyaz çelişkisinde görülecek şekilde olayı dünyamıza sergiliyor. Halbuki daire-i iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Ya böyle ihtiyaçlarla donatılmışım, bunlara ben muhtacım, güzel. Ama bunların hiçbirini ben elde edecek bir özelliğe sahip değilim. Ne olacak şimdi?
Ne olacak bu? Ne aklına? Bir arkadaş diyor ki bu ihtiyaçları örneklendirebilir miyiz? Sonu yok ki. Ne seviyorsan, ne arzu ediyorsan, hayalinden ne geçiyorsa hepsi kardeşim. Hiçbir şey örneği yok. Hepsidir. Hepsinin olduğu bir yerde örnek olur mu? Hepsi. Ne ki ihtiyacın var, ne ki senin hacet dairende, yani hayalinde şöyle bir şey olsun dedir, o senin ihtiyacındır. Hayal ettin, o senin ihtiyacındır. Çünkü o hayal edebilmek gücünü sana o ihtiyacı kapsayabilmek için verilmiş bir güçtür. O özellik sana, işte bütün mesele o ya, o özellik sana tesadüfen gelmedi ki. Gelemez ki, onu anla. Bu özellik tesadüfen olabilir mi diye sor. Ondan sonra peki bu ihtiyaçları tespit ettikten sonra ben sonsuza muhtacım dedikten sonra peki nasıl karşılanacak bu iş? Nasıl mı? Ben ne yapabilirim diye baktığında hiçbir şey. Hiçbir şey. Bütün mesele bu. İnsan irade-i cüz'iyesi, insan cüz'i ihtiyarisi icat yönüyle, var etme yönüyle sıfır güçtedir. Aa, ya beni yapan ne yaptı böyle? Sonsuz açılan ihtiyacım var, o ihtiyaç kapasitesiyle yaptı, fakat bana o ihtiyacımın en küçüğünü dahi karşılayabilecek güç vermedi. Ne oluyor kardeşim? Nedir bu böyle varoluşun sırrı? Bu şekilde varoluş nedendir ki? Ondan sonra anlayacağız. Ben Müslümanım, ben Allah'a inanıyorum. Allah beni böyle yapmış diye atma. Buradan başla, bu nedir diye. Ondan sonra devam et. Yani sonuca hemen sıçrama. Geliştir, kalbin mutmain olsun. Peşin hükmü kullanma. O zaman sana dogmatik derler. Ve dogmayı da insanlar reddeder, din elden gider. Dinin elden gitmesine sebep olursun. Evet, daire-i iktidar kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fakir ve ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz ilahiyete cezza gibi cüz iyi bir şeydir. Yani istemekten ibaret olan bir şeydir. Yani şu dünya kadar, varlık alemi kadar şeylere ihtiyacım var. Cebimde bir kuruş yok. Abi, niye böyle bir durumdayım ben? Evet. Sermayem ise bölünemeyecek en küçük parçacık kadar cüz'i bir şeydir. Yani yaratma açısından hiç de isterim o kadar. Bu ihtiyaçlarım bir karşılansaydı derim o kadar. Karşılamak için kendim hiçbir şeyi icat edemem, yapamam. Hiç kimse yaratamaz, yoktan var edemez bunu. Var olanı kullanır, yoktan var edemez. İrade-i cüz'iyenin var, yoktan var edememe özelliğini çok iyi anlamak lazım. Üzerinde daha önceki sohbetlerimizde durduğumuz için şimdi durmuyorum. İşte şu cihana cihan kadar ve milyarlar ile ancak tahsil edilen hacet nerede? Ve bu beş paralık cüz-i ihtiyari nerede? Yani birisi sonsuza açılıyor, birisi küçüklükte, güçsüzlükte sonsuz güçsüz. Tam birbirinin zıttı. Yani bir sonsuz ile bir sıfır rakamlarının sonsuz rakam değil ama mafi matematikçiler aramızda var. Yanlış söyledim derler. Ben o kadar da bilmiyorum da sonsuz mu rakam olmadı. Mümkün olmaz. Rakam olsa sonsuz olmaz. Her ne? Birisi sonsuz, birisi sıfır. Niye bu sonsuzla sıfır bir araya getirildi? Dikkat et. Dikkat edelim. Kur'an'da hem hep güzel yarattık hem de onların hepsini toprağa çevirdik. Toz ettik, toprak ettik diyor. Aynı ters gibi görünen durum bize anlatılıyor.
Zaten bu okuduklarımız o ayetin tefsiridir. Şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak tahsil edilen hacetlere de, bu beş paralık cüz-i ihtiyari nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez. Yani bir kuruş bile değeri olmayan para, yüz paralı bile değeri, bir paralık bile değeri olmayan bir sermaye ile dünya kadar eşyayı satın almak için pazara gidilmez. Kimse de böyle bir iş, böyle bir alışveriş yapmak için sokağa çıkmaz. Ne alacaksın? Yani bırakın öyle bir tarla, arazi falan, yıldızları, kainatı satın alacağım diyorsun. Ne var cebinde yani? Onu alacak elindeki değer ne dediğinde, ne kadar param var diye, şimdi paradan anlıyoruz artık, denildiğinde bir param var diyoruz. Ben pazara, alışverişe çıkıyorum diyene ne derler? Deli derler. Kafayı yemiş derler. Evet. Demek ki bununla onların mübayesine gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Kendi gücünle kainat kadar ihtiyacını kazanamazsın, elde edemezsin. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. İşte ayeti kerime size, biz böyle bir dünya yarattık, her şeyi çok güzel yaptık bu dünyanın üzerinde ve fakat ondan sonra o güzel yaptıklarımızın hepsini kurutup çöp yaptık. Sizi çok güzel, delikanlı, sevimli çocuk olarak yarattık, ondan sonra delikanlı yaptık, güçlü, kuvvetli yaptık, sonra da ihtiyarlattık, eli ayağı tutmaz duruma getirip ölüm verdik. Bunu niye mi yaptık? Bakalım hanginiz bu işlemden en güzel sonucu çıkaracak, imkan vermek için yaptık. Ah! Bu adam, bu zat burada onu anlatıyor. Öyleyse başka bir çare aramak lazım. Ben bunları karşılayamam. Bunun niye böyle olduğunu bir düşünmem lazım. Evet. Hadi bir bir paragraf daha okuyalım mı, yoksa bayağı ilerledik. Artık çareyi, o çare ise şudur dedi, çareyi gelecek çarşamba günü. Evet, unutmadan söyleyeyim. Bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.